Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün o çok beklenen temizlik videosu geldi. Şuraya alkışı bekliyorum. Hemen bir bardak kendime full lime yaptım. O çok istediğiniz, beklediğiniz temizlik videosunu sonunda çekiyorum. Mutfak dolaplarımı silmeye girişiyoruz şöyle. Benim iki yönlü mutfak dolabım var. Hemen mutfağı göstereceğim size. Şöyle sıcak su kaynattım. Bu sıcak suyun içerisine birazcık hemen bulaşık deterjanı damlatıyorum. Ondan sonracığıma biraz da şöyle bulaşık makine parlatıcısı var ya, ondan ekliyorum. Tablet atmaya gerek yok. Biraz da şöyle beyaz sirke koyacağım arkadaşlar. Tezgahımın üstünü hemen sildim. Şuradan ben size mutfağı ilk önce göstereyim. Şöyle mutfağım çift yönlü arkadaşlar. Şu şekilde bir mutfağım var. Hemen şu dolaplardan başlıyoruz. Sandalyemin tepesine çıktım. Burada arkadaşlar ben bunlar biliyorsunuzdur belki. Bu dolabım durmuyor bu arada. Kapağı şu kısmı bozuk. Bunlar şeyin üstündeydi. Tezgahın üstündeydi. Ama onları ben kaldırdım. Burada çaylarım, bulaşık deterjanım falan var. Buraları komple boşaltacağım. Şu düşeceğim yalnız buradan ya. Berk Sade uyuyorken hemen yapmak istiyorum. Şöyle Berk Sade'nin maması var ama bunu hiç vermedim. Arkadaşıma yollayacağım İzmir'den. Onun da yeni bir babası oldu. Şöyle burada bıçak setlerim falan var. Üstte bir şey olmuş ya. Şöyle şurayı bir boşaltayım. Bunun durmaması kötü. Şunun üzerinde ne var göremiyorum ki. Bir şey yok ama nasıl sileceğim? Neyse silerim ya. Silerim herhalde. Kendimle çakışıyorum resmen. O kadar kararsız bir insanım ki. Aşağıya koyacağım. Burayı ilk önce bir daha sonra çekeyim ben ya. Diğerleri de kaşara yeni sildirtip süpürmüştüm. Olsun, bir şey olmaz yine. Şöyle içerisi biraz çay olmuş. Buraya girmem lazımdı ya. Mutfağa ciddi anlamda bir adım atmam gerekiyordu. Şöyle sizi biraz yakın alayım. Elim ciddi anlamda yandı ya. İnanılmaz yandım şu an. Şöyle hemen silelim. Toplamda mutfağımda kaç dolap var benim ya? 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 dolap var arkadaşlar. Şu üstünde bir sileyim. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Benden sürekli temizlik videosu istiyorsunuz. Ama size temizlik. Kalkın siz de evdeki ne varsa silip süpürün. Hep birlikte bu videoyu izlerken siz de bana eşlik edin. Şimdi güzelce parlasın. Ya en büyük pişmanlığım taşınırken falan hep... Ben o zaman bir de 9 aylık hamileydim ya. Çok çekmek istiyordum ama çekemedim. Kameradan ötürü çekmek istemiyordum daha doğrusu. Ama şimdi kocam sağ olsun yeni bana kamera alınca çekme isteğim tekrardan geri geldi. Ve YouTube'a düzenli olarak video atacağım diye size de duyurmuştum zaten. Bu arada hava da gidiyor sanki ya. Dün yayladaydık. Yaylada yağmur yağdı. Bu çaylarım şöyle. Şöyle şuraya gitsin ben. Ya düzen hastasıyım ben ciddi anlamda.
Ben hastasım yani. Bugün kocam da evde. O da içeride. Belki sadece Umut'un film izliyorduk. Ondan sonra dedim, Metçim sen evdeyken aşkım, ben hemen bir mutfağa girişeyim. Çünkü diğer günler istemsizce arkadaşlar yapamıyorsunuz. Yani çocuk varken canım Berk Saad'im, canım oğlum babasından durmuyor. Durmadığı için de elim ayağıma karışıyor diyebilirim. Yani çekiyorum ama ne çektiğimi ben de bilmiyorum. Şöyle koyalım. Buraya koyalım. Çaydanlık altını da koyalım buraya. Aynen. Arkadaşlar benim kınamın şöyle ben kendi ellerimle hazırlamıştım bunları ya. Keşke o zamanlar sizle alıp konuşuyor olsaydım. Çekerdim. Ama o zamanlar YouTube çekmiyordum. Çok olaylar oluyor hayatımda. Her şeyi de çekmek istiyorum size ama bundan sonra dediğim gibi çekeceğim. Benden kaçarınız yok. Buzdolabımız bitti. Şimdi hemen buzdolabının üstünü sileyim. Buzdolaba daha ne koyarım bilmiyorum. Kullanmadığım şeylere de koymak istiyorum. Çünkü oraya hiç elimi sürmüyorum diyebilirim. Şöyle güzelce temizlik yapınca sizin de içinizin yağları eriyor mu? Arkadaşlar sinirlendiniz mi? Birine mi kızdınız? Bugün gününüz kötü mü geçiyor? Kalkın temizlik yapın ya. Vallahi bütün derdi keder alıyor ya. Şöyle iyice siliyoruz. Dert keder kalmıyor. Bir de evim temizken ben gerçekten çok mutlu oluyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Yani içim böyle bir ferah oluyor. O gün her şeyi yapmak istiyorum diyebilirim. Burası bitti. Şimdi şu silkinle sadece bunu üzerine koyacağım. Buzdolabının üstüne bir şey koymuyorum. Kesinlikle çok şey yapmasın diye sadece böyle silip bırakıyorum. Şöyle nasıl temizledim bir bakar mısınız ya? Bal dök yala. En son gösteririm yine size. Şimdi şu dolaplardan böyle sırasıyla gidelim. Burada inanılmaz şeyler var. Ve hiçbirini kullanmıyorum. Şu iki dolabım da durmuyor. Mesela bu soğutucu bunu şeye götürdüm. Bunu da belki sadece modasına götüreceğim. Ya bakar mısınız ya? Bunları o zaman almıştım. Ne kadar içtim derseniz bunları bir defa falan. Bu arada hava yani 32-33 derecemine ama hissedilen ciddi anlamda 50. Buraya belki sadece ürünlerimi koymak istemiyorum ya. Bakacağım be. Şunları falan hep dışarıya koyacağım. Dışarıda benim bitkilerim daha var bu arada. Balkon dolabında. Onları boş şişelerime koyacağım. Dolaplarımın içini boşaltmak istiyorum. Yani boş kalsın istiyorum. Burayı da bulacağım. Koyacaksam artık. Şöyle ilk önce bir süpürelim. Bakar mısınız bu arada temiz. Şöyle yakından da göstereyim. Ay, buradan düşmeyeyim de. Şöyle yakından da gösterdiğimde içi temiz. Ama bana göre temiz değil. Temizlik seven birisi için bu temiz değil arkadaşlar. Şöyle güzelce sildiğimizde içimizin yağları eriyor. Geri daha sıkalım. Bu arada bulaşık parlatıcısıyla neden şey koyuyorum biliyor musunuz? Çünkü hem parlatıyor hem de temizliyor yani ya. Temizliyor. Çok aşırı terledim şu an. İnanılmaz sıcak.
kurulama dediğimizde de şöyle güzelce kurulayalım. Nerede elemi kederi atıyoruz burada. Şimdi bunun içerisinde şu bunları hangi setre olarak bunları hangi aklına aldım bilmiyorum. İçine yumurta koyup şöyle bırakıp tencerenin içerisine haşlıyorsunuz. Hiç kullandın mı? Hayır. Kullanmadım. Tabii ki de. Şu saçımı bir toplayayım. Duşa gireceğim. Bu videodan sonra gireyim dedim. Umarım Berksel de uyanmaz. Şöyle iğrenç ev topuzumuzla devam ediyoruz. Buraya şimdi burası şükür açılıyor. Buraya ne koyayım biliyor musunuz? Mesela şunu kullanmıyorum ben. Şu şeylerini koyayım. Şunları koyabilirim. Bunu koyabilirim. Şöyle. Bunlar burada kalsın. Şöyle mesela peynir tabağım var ama dediğim gibi kullanmıyorum. Onlar burada kalsın. Bu sıralar çok yoğun arkadaşlar. İnanılmaz gezdik. Her yere gittik ama size çekmedim. Bir videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bunun buraya başka ne koyayım? Buraya başka şimdilik bir şey koymayayım bence. Aynen bir şey koymayayım. Buraya geçelim. Buzdolabına geçelim. Buzdolabına koyacaklarım var. Çünkü bu kapağım açılıyor. Işığı da açmadım bu arada ama nasıl görüntü bilmiyorum. Şöyle bunları... Burası yemek kısmı, tamam mı? Burası da... Şu karşı kısımdaki şeyleri de koyabilirim aslında ya, bilmiyorum. Neyse burası bir şey kalsın da. Şunları indireyim. Burada ne vardı? Buradaki kaplarım falan var. Neyse, boşaltalım bir. Duruma göre bakacağım. Belki sadece dondurma kabı bile almıştım ya. Gerçi ben kendim kullandım da. Burası tertemiz. Hiç süpürmeye gerek yok. Şöyle bezimizi güzelce sıkıyoruz. Bu arada bu videoyu hızlandırmayacağım arkadaşlar. Hızlandırmama kararı aldım. Tamam mı? Hızlandırınca çünkü sürekli yorum atıyorsunuz. Diyorsunuz hızlandırma bence. Hızlandırınca iyi olmuyor falan diye. O yüzden ben hızlandırmadan atacağım. Artık nasıl bir video olacak bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani videolarımı beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma çünkü bakıyorum %98'i abone değil. %2'lik kısmı abone arkadaşlar. Zaten minicik bir ailem var. Her zaman da söylüyorum. Ama neden büyümeyelim ki yani? Büyümemi isteyen çok insan da var. Onlara buradan kucak dolusu öpücüklerimi yolluyorum. Ama neden büyümeyelim yani? Şuradaki tapırlarımı da koyayım ya. Şunları da koyayım. Burası da full şey olsun. Termos. Termos yeri olsun. Şöyle meyveçeliğimi de koyayım. Şu yağdanlıklarımı da bir şey koyayım. Bunları kullanmıyorum. Kullandıklarımı şöyle koyayım. Şu bardaklarım da böyle kalsın şimdilik. Bunları dediğim gibi diğer dolaplara geçince ne var ne yok tam olarak bilmiyorum. Bunları şuraya koysam. Aynen. Bence mi oldu. Burası da böyle olsun. Şöyle. Bütün tapırlarımı falan koydum. Karşı dolapta da tapırlar var da onlara bakacağım artık. Burası böyle olsun şimdi.
Geçelim diğer dolaba. Geldik bu dolaba. Şöyle biraz uzaklaştırayım size. Işığı da yaktım ama arkadaşlar şu terleme olayı, bu yaz sıcağı beni mahvediyor. Yemin ederim. Bu Mersin sıcağı beni bitiriyor. Şöyle ben bu avşar sodaları var ya, onların şişelerini saklamıştım birkaç tanesini. Bunları böyle ben eskiden şey yapıyordum. Güzelce sarıyordum falan, böyle çiçek falan yapıyordum. Ama şimdi saklıyorum ama neye sakladığımı bilmiyorum. Bunları fırınımın içine mi koyayım acaba ya? Şöyle kapatayım. Bunları çünkü ben kullanıyorum. Şu şeyin ya, hangisinin de? Bir tanesinin de, o kalsın burada. Abi bu çok sıcak ya. İnanılmaz sıcak. Keşke şu mutfakta falan da bir klima olsa ya. Yemin ederim. İnanılmaz. Bir sürü de dolap var ya. Şu mutfak dolapları var ya. Birazdan belki sadece kesin yanır. Neyse bunları şimdi böyle koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Şöyle yanında kalsın. Şu şişelerim de böyle kalsın. Hadi bunlar da böyle kalsın. Bunları dışarı koymayayım. Şu kavanozları falan koyacağım. Anne. Böyle dursun. Bu da burada dursun. Şu şişe böyle dursun. Burası da böyle olsun şimdilik. İçinden çıkarttıklarım var. Buraya hiç girmeyeceğim. Burada full nargile setlerimiz var. Ocağıydı vesaire falan filan. Şimdi hemen şu alt dolaplara girmek istiyorum. Cam olan bölümlere. Şöyle sizi indireyim. Direkt hatta buradan şuradan başlayayım. Buralar şükür yapıldı. Kapakları üsttekilerin gibiydi. Ev sahibimiz yaptırdı. Şu pul biberimin içine şurada ekleyeyim bunları da. Şunlar şimdi. Allah'ım bir yudum içeyim. Tamam. İndireyim. Bu arada benden istediğiniz bir video var mı? Katılığı da soruyorsunuz. Arkadaşlar alın teri. Ders tutarım. Katılığı da soruyorsunuz. Ben katıl açmayı düşünüyorum. Ama saatimin 3000 saati geçmesi gerekiyor. 3000 saati geçmeden katıl falan açılmıyor arkadaşlar. İzlenmenin 3000 saat olması lazım. Instagram'dan falan yazıyorsunuz. Anlatıyorum. Özellikle de bir kadın vardı. Ayşe Gülmek'in ismi. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Ablacığım bana destan yazıyor ya kadın. O olacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı? YouTube hakkında soranlar oluyor. Arkadaşlar ben ünlü falan değilim. Yani ben kendi çapımda, kendi imkanlarımla video çeken normal bir insanım. İnfluencer falan değilim. Beni öyle görüyorsunuz, ne hacet. İnşallah ben de büyümek istiyorum tabii ki de. Niye büyümek istemeyeyim? Ama bazı insanlar benim sahibimi zorluyor. Sonra benden iyilik bekliyorlar. Arkadaşlar kusura bakmayın ama kimse benim babamın oğlu değil veya babamın kızı değil. Yani ben elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum zaten sizlere de.
Şu hemen konuşurken pul biberimi de yapayım. Şunu ekleyeyim şuna. O şekilde yani. Instagram'da zaten sponsorluk hakkında yalan dolan insanlar var. Buradan bir insan var, onu seslenmek istemiyorum. Yani beni salak falan zannediyor galiba. Salağa yatarım ama işimi çok iyi hallederim. Kötü oldu. Şöyle pul biberim arkadaşlar, burada bırakıyorum. Şöyle şeyi de burada bırakayım. Kapağımızı bitti, camını sileceğim hemen. Sponsorluk falan, yani kandırmaya çalışıyorsunuz, bu hoş değil. Yani ağzından laf almaya çalışan insanlar mı dersiniz? Her şey ya. Her türlü insan var yani. Ben gerçekten, bu devirde babana bile güvenme demişler ya. Gerçekten doğru yani. Canım babam, babama güveniyorum tabii ki de. Ama kandırmaya çalışmamız hoş değil. Salak insanlar değiliz yani. Herkes her şeyin farkında. Buradan bunu da söylemek istiyorum yani. Bittim ya, vallahi bittim. Evet, bu dolapta Finto. Şimdi orta dolaba geçiyoruz. Orta dolapta, orada da kahvaltılıklarım var. Bu arada siz dolap içlerimi görmüş oluyorsunuz. Hiç göstermemiştim taşındığımdan beri. Şöyle biraz daha bildireyim. Burada da kahvaltılıklarım var arkadaşlar. Genellikle dediğim gibi düzenliyim. Ama takıntılıyım. Şu dolabın parçaları bunlar kaybolmasın. Bunların içine tuz ve karabiber de dolduralım bu arada. Hatta bunlar bir yıkansın. Bence. Bunun içerisine tuz kalmamış. Bunları bir makineye koyayım. Bende bu arada yıkama hastalığı da var. İnanılmaz derecede her şeyi yıkamak istiyorum. İndireyim. Gözlüğümün üstünü temizlemiştim ama yine battı. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Temizleriz. Temizleriz babacığım. Sıkıntı değil. Gözümüzü güzelce sıktık. Güzelce şöyle. Bir misafir geldi. Ses geliyor mu? Aşkım, korktum. Korktum. Deprem oluyor zannettim. Arkadaşlar. Gel. Uyanmış. Bonicik, uyandın mı ya? Ben temizlik yapıyordum anneciğim ya. Ben temizlik yapıyordum aşkım. Anne, bir öpücük verip gideceğim ben. Anne. Bir öpücük. Ah. Sen babanla içeride oyna, tamam mı? Geleceğim ben. Hemen buraları temizleyin. Anne gelecek. Kapıyı da kapatsaydınız iyiydi. Neyse, kapatıyorum ben. Belki sadece uyanmış. Kokmuş, uyanmış arkadaşlar. Kokmuş. Kokmuş bebeğim benim. Tabii içeride klima şey, belki sadece buz gibi olmuş. Yanacıkları falan buz gibiydi. Evet, bu kapağımız da bitti. Şöyle bakar mısınız ya? Parıl parıl parlıyor ya. İşte temizlik bu. Bu arada cam temizleme videom da gelecek. Camlarımı da silmem lazım. Çünkü. Bayram geçti ama bayrama zaten burada değildik. Ondan dolayı cam temizliği yapmadım. Ben böyle bayramda yapılsın falan diyenlerden de değilim bu arada. Yani kafam ne zaman eserse o zaman yapıyorum. Bir cam temizliği yapmam lazım. Güzel cam temizliği. Cam temizliğinde de püf noktalarım var. Bu şekilde. Sizin bana sormak istediğiniz şeyler var mı? Keşke böyle şey olsa ya. Nasıl söyleyeyim?
Keşke böyle hemen siz karşıdan cevap verebilseniz. Şimdi sıra geldi buraya. Burada da normal yemek takımlarım var. Şöyle göstereyim. Burada da şöyle yemek takımlarım var. Bunları hemen indireyim. Şunlar bir yıkansın ama baksanıza. Yağ olmuş ya. Yağ sıçramış köşelerine. Bunlar bir koşur koşur yıkansın. Bunun içinde karabiber var. Canlı yayını açmayı düşünüyorum. Canlı yayın açayım mı sizce? Yorumlarda bunları da belirtin lütfen. Açmayı düşünmüyor değilim. Aslında güzel olur diyorum. Olabilir. Neden olmasın? Burası çok kalabalıklaştı ya. İnanılmaz kalabalıklaştı. Belki Sadi birazdan mırıldanmaya da başlar. Hemen yapalım. Of, aşırı ağır. İnşallah kırmam. Allah, kıracaktım. Sizde de oluyor mu bu arada? Böyle bir şeyleri kırma oyunuz var mı? Dün mesela ben çay bardağı yine bir tane sapkını buradan erdi. Oy. Ben de kırma huyu var ya. Evlenden beri kırılmadık. Şey kalmadı yani. Şu parçaları kaybetmeyeyim de. Bu çünkü dolabın. Sonuçta burada biz kiracıyız. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Allah! Kırmadan koydum. Bu arada bunları tek tek yıkamayacağım. Çünkü hepsi yıkanmış zaten. Ben dolabın içerisine asla pis bir şey koymam arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şöyle tuzluklarını yıkayayım. Diğerleri yıkamaya gitti. Bu dolabın kapağını silmedim ama. Çok yaşa! Duydum seni Metçim. Daha bir sürü kapak var ya. Buraları falan eliz oluyor ya. Sürekli siliyorum. Sürekli siliyorum ama fayda yok. Ama parladı bence ya. Değil mi? Ve geldim buraya. Burayı yaptım hemen arkadaşlar. Hemen hızlıca yaptım çünkü Berk Saati dedim uyandı. Bunları toparlayacağım. Bunları bir çıkartayım. İlk başta ne var ne yok bir göreyim. Ben buraya baharatlık kısmı yaptım. Bunları da yeni almıştım bu arada A101'den. Şöyle Berk Saati ek gıdaya geçtiği için artık. Yavaş yavaş. Bir alışveriş yapalım dedik. Kabartmak hazırım falan. Ayarlamam lazım. Şöyle çöp poşeti yaptım. Anacığımın yolladığı bunlar. Bakar mısınız? Buraya şöyle dökülüyorlar. Şunu falan atıyorum ya. Bir gereksiz. Şöyle. Şu boş kırmızılarını da dolduracağım. Burayı yine aynı şekilde yapacağım. Çok uzun olmasını istemiyorum videomu. Hemen burayı temizleyip geleyim. Hatta ben burayı bir halledeyim öyle geleyim olur mu? Şöyle buralarda şöyle bu çekmeceyi halletmedim bu arada. Çünkü neden? Buradan dolduracaklarım var. Mesela şunun içine bundan ilave edebilirim. En azından ben de neyim var neyim yok göreyim istiyorum. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Eğer elinizde böyle bir çekmeceniz varsa çok güzel oluyor. Her şeyinizi de alır diye düşünüyorum. İşte sıkıntı şu ki şöyle paketler kalabiliyor. Neyse kalsın. Önemli değil.
Şöyle büyük başka ne var? Şu var, hanam var. Daha sonrasında irmik. Şöyle levrelim. Şöyle yeşil fasulyemden bir tane var. Şöyle koyayım. Başka şöyle sumak. Şunu şöyle dizeyim. Karabiberim varsa mesela doldurabilirim. Burada ne var ne yok bilmiyorum. Şöyle bir şey kalsın. Şu arka şehriye bir tane daha varmış. Mesela boş kavanozu alırım acaba. Fasulyeyi. Şöyle minicik kalıyor ya. Sinir oluyor ya. Kırmızı mercimeği boş bir kavanozu alabilirim. Şu an boş bir kavanozu alayım. Kırmızı mercimek kavanozu burada da var. Şuna ekleyeyim. Şöyle nişastamdan bir paket daha var. Onlar bir kalsın. Ben şunların hepsini bir boşaltayım ya. Arkadaşlar bunlar ciddi anlamda o kadar şey istiyor ki şuraya bakar mısınız? Bir sürü yeşil mercimeğim var ya. Hiç yeşil mercimek sorgusu yapmıyorum yani. Şu pastamı hazırlamayı geri koymak istiyorum. Şimdi sıcak hemen burayı bitirip bana bir mola vereyim. O sırada da ben Salih Paşa'nı emzireyim. Tahinim vardı. Tahinimi de öne koyayım. Çok güzel koyuyorum. Tahinim nerede ya? Görüyorum. Şöyle. Parmaklarımı şu anda şuraya koymak istiyorum. Sadece burada makarna ve pasta malzemeleri kalsın bence.
Allah'ım çok yoruldum. Çok yoruldum arkadaşlar. 2 saniye bir dinleyin. Şimdi bu dolabı geçeceğim direkt. Çünkü bu yerdekilerin kalkması lazım acilen. Buradaki kavanozları komple balkona çıkartacağım. Çünkü burası çok yaralıyor. Burayı yaptım. Buraya sadece pasta malzemeleri, makarna ve normal un, şeker falan koydum. Pirinç. Şu ikinci kapı da yaptım. Burayı da tekrar aynı yaptım. Düzenledim. Dolduracaklarımı doldurdum. Kavanozları falan hep çıkartmam lazım. Hatta oturuyorken çıkartayım. Allah'ım. Bu kavanozlar çok yer kaplıyor ya. Onları ne yapacağım bilmiyorum. Şu şekeri falan da doldurayım. Arkadaşlar inanılmaz şu an, inanılmaz şeyler oluyor burada. Belki sadece içeride baba sallıyor mu? Şimdi onlara baktım ben. Bunlar çıksın diye. Yapacak bir şey yok, dışarı yok olsun. Bir sürü kavanoz oldu. Annemin yolladıkları falan var. Kayınvalidem yolladı. İşte sos, domates sosları falan. Bunların bir tane kaplarını attım. Belki tekrar Allah isterler de yaparım diye. Veririm diye. Ben şimdi hemen burayı boşaltayım. Gerçekten çok aşırı sıcak. Daha fazla duramayacağım. Şimdi buradayım. Burayı yapacağım ama bunları part 2'de çekeceğim arkadaşlar. Artık bu part 1 olarak, part 2 olarak ayırayım. Bu dolaplar ayrı, bu dolaplar ayrı diye. O zaman part 2'de görüşürüz.